Merhaba satranç severler. Yayınımızda kazanamayan adam var. Hoş geldin kazanamayan adam. Bize bu hafta ne anlatacaksın? Geçenlerde Japonya'ya teyzemlerin yanına gitmiştim. Canım çok sıkıldığı için biraz gezineyim dedim. Parkta geziniyordum. O sırada birinin yerlerde bir şeyler aradığını gördüm. Yardım etmek istedim. Merhaba dedim. Konnichiwa dedi. Türkçe bilmiyordum. Bu arada hepinize buradan bir uyarıda bulunayım. Japonya'da hiç Türkçe konuşulmuyor. Bunu fark etmene sevindim. Peki yerde bir şey arıyordu demiştin. Ne arıyordu? Elinde satranç tahtası vardı. Taşları dizdi. Fakat piyonlardan bir tanesi kaybolmuştu. Beraber aradık ve bulduk. Bana arigatou dedi. Sonra benimle satranç maçı yapabileceğini anlatmaya çalıştı. Oo, harika. Parkta satranç mı oynadınız yoksa? Ne güzel. Evet, birçok izleyici geldi. Hatta Japonya Satranç Federasyonu'ndan hakemler bile vardı. Adımı sordu. Bana kazanamayan adam derler dedim. O da adının Mitsubishi olduğunu söyledi. Bir tartışma yaşandığını duydum. Bize maçtan ve yaşanan tartışmadan bahseder misin? Tabii ki. Maç başladı. Ben siyahlarla oynuyordum. Mitsubishi E4 oynadı. Ben de onu taklit ettim ve E5 oynadım. O Vezir H5 oynadı. Sonra ben de düşünmeye başladım. Düşünürken o sırada şahımın tozlu olduğunu fark ettim. Hemen şahımı aldım ve cebimden çıkarttığım dezenfektanla bir güzel temizledim. Biliyorsunuz ki nişan çok önemli bir şeydir. Çok iyi düşünmüşsün. Sonra ne oldu? Sonra D6'daki piyonumu oynamaya çalışırken rakibim elini kaldırdı. İlk dokunduğum taşı oynamak zorundasın dedi ve hakemi çağırdı. Tamam dedim, sıkıntı yok dedim, kurallara uyarız dedim. Hamlemi geri aldım, şah E7 oynadım. Zaten aslında ilk o hamleyi düşünmüştüm. Sonra rakibim Vezir x E5 oynadı ve şahma doldum. Ve oyun çok hızlı bitti. Nerede hata yaptığımı bile anlayamadım. Wow, inanılmaz bir mat. Sonra ne oldu? Tabii ki, hakkımı aradım. Japonya Parklar ve Bahçeler Genel Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdim. Önceden bana bu kuralı söylemediler dedim. Parkları çok dolu dedim. İtirazımın sonuçlanmasını bekliyorum. Buradan kamuoyuna duyurulur. Mağdurum. Evet satranç severler. Dokunulan taşın oynanması gerektiğini unutan kazanamayan adam için iyi bir ders olmuş. Haftaya görüşmek üzere. Sayonara. Ah Japonca söylemişim. Hoşça kalın.